Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Mü'min Suresi 47-55. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. وَاِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ Onlar cehennem ateşinde birbirleriyle çekişirler. Burada anlatılan cehenneme gönderilmiş olan kimselerin kendi aralarında tartışmaları. فَيَقُولُ الدُّعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Zayıf olanlar, yani tebaa durumunda olan, önde gelenlere tabi olan kimseler, tekebbür eden, kibirlenen, liderleri durumunda olanlara şöyle derler. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا Biz size tabi olan kimselerdik. Sizin tebaanız, raiyetiniz durumundaydık. فَهَلْ اَنْتُمْ مُونُونَ اَنَّا Nasiben minen nar. Yani siz şu anda bizden ateşten olan payımızdan bir kısmını giderebilir misiniz? Elinizden böyle bir şey gelir mi? Ayet-i kerime cehennemden bir tabloyu bize sunuyor. Ve cehennemde cehennem ehli, bir kısmı önde gelen kafirler, bir kısmı da bunlara tabi olan kimseler. Tabi olan kimseler önderlerine bunu söylüyorlar. Yani biz dünyada size tebaa durumundaydık. Sizin peşinizden gittik. Sizleri önder, lider kabul ettik. Ateşteki payımızdan, azabımızdan bir kısmını bizden giderebilir misiniz? Gâlellezîne stekberû O kibirlenen, büyüklenen, önde gelenleri onlar da dediler ki İnnâ küllün fîhe Hepimiz şu anda ateşin içindeyiz. Yani hepimiz ateşin içinde olduğuna göre kurtaracak olsak biz kendimizi kurtarırız. Kendimizi kurtaramadığımız gibi sizi de kurtarmamız söz konusu değil. İnnallâhe gad hakeme beynel ibad Şüphesiz Allah kullar arasında hükmetti. Kim neye layıksa ona göre layık olduğu şeyi kendisine verdi. Layık olduğu yere gönderdi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمْ Cehennem ateşinde olanlar, cehennemin bekçisi durumunda olanlara dediler ki, اُدْعُوا رَبَّكُمْ Rabbinize dua edin, يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ Azaptan az bir miktar da olsa, az bir süre de olsa bizim azabımızı hafifletsin. Cehennem denildiğinde Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerle anlamaya çalışacak olursak cehennem Cenab-ı Hakk'ın çok geniş büyük bir hapishanesi hükmünde. Burada ateş var, burada her türlü nahoş şeyler var ve cehennem ehlinin içtikleri işte en pis şeyler, yedikleri en yenilmeyecek şeyler ve öte yandan da bir cehennemin ateşi. Ve başlarında da görevli olarak bulunan zebaniler var. Ve bunlarla alakalı hazene, hazin ve bu şekilde ifadeler geçmekte. Bir nevi cehennem görevlisi, zebani denilebilir. Ve Kur'an-ı Kerim'in başka bir suresinde bunların melekler olduğu ifade ediliyor. Aleyhe melaiketun gılazun şiddet. O cehennemde görevli olarak melekler var. Ama bunlar son derece kaba, sert ve şiddetli. Şu manada düşünülebilir. Mesela hapishane gibi bir yerde görevli olan, orada görevli olan bir kimsenin elbette daha böyle azametli, görkemli olması, oradaki mahkumları bakışıyla da etkisi altında alabilmesi esastır. Yoksa çok mübarek bir görüntüyle o görevi yapabilmesi zor olur. Meleklerin de değişik kısımları var. Meleklerin cehennemde görevlendirilmiş olanları son derece kaba, sert ve cehennem ehlinin azap görmesinden zevk duyan varlıklar. Çünkü bunlar yani cehennemde bulunan kimseler Allah'ı inkar ettiler, her türlü zulmü irtikap ettiler. Bundan dolayı da cezalandırılmaları gerekiyor ve cezalandırılıyorlar. Melekler, orada görevli olan melekler onları ceza içinde görmekle memnun oluyorlar. İşte biraz önce nazara verildi. Önce kendi liderlerinden bir şey bekliyorlar cehennemdekiler.
biz dünyada size tebaaydık, peşinizden gidiyorduk. Artık bugün de bize yardımcı olun. Az bir şey de olsa azaptan nasibimizi azaltın diyorlar. Onlar da cevaben, ya biz böyle bir şey yapamayız. Zaten hepimiz ateşin içindeyiz. Artık Allah hükmünü vermiştir diyorlar. Bunun üzerine cehennem ehli, cehennemde görevli olan meleklere müracaat ediyor. Ve diyorlar ki, Rabbinize dua edin de, velev bir gün de olsa, bir an da olsa, azabı bizden hafifletsin. Galu, melekler dediler ki, evelem teku te'tikum rusulukum bil beyinat, size gönderilen elçiler, apaçık delillerle size gelmediler mi? Yani size peygamberler geldi, peygamberlerin davasını anlatan kimseler geldi. Bunlar apaçık bir şekilde size bugünü anlatmadılar mı? Galu bele, cehennem ehli dediler ki, evet geldiler. Galu, bunun üzerine cehennemde görevli olan melekler de dediler ki, fed'u, o halde siz kendiniz dua edin. Yani niye biz sizin adınıza dua edelim ki? Doğrudan Allah'tan siz isteyin. Ve ma du'aul kafirine illa fi dalal, ama kafirlerin duası dalalden başka bir şey değildir. Yani kafirlerin duası boşa gidecektir ve herhangi bir netice elde edemeyeceklerdir. Çünkü bununla alakalı hüküm verilmiştir. Kalem yazacağını yazmıştır. İnna lenansuru rusulena vellezina amanu fil hayatid dunya ve yevme yekumul eşhad. Cenab-ı Hak şunu bildiriyor. Biz elçilerimize elbette yardım ederiz. Ve iman edenlere de yardım ederiz. Fil hayatid dunya, dünya hayatında. Biz gerçekten şu dünya hayatında elçilerimize ve ehli iman olanlara yardım ederiz. Ve yevme yekumul eşhad, ve şahitlerin şehadette bulunacakları günde de yine onlara yardımcı oluruz. Yani Allahu Teala diğer alemde kafirlere yardım etmeyecek. Onları inayetinden mahrum bırakacak. Ama ehli imana dünyada yardım ettiği gibi ahirette de yardım edecek. Ve burada şahitlerin şehadette bulunacakları gün. Buradaki şahitlerden murat başta peygamberler ve Allah'ın dinini anlatan kimseler düşünülebilir. Öte yandan melekler. Melekler de o kimselerin neler yaptığını gayet iyi biliyorlar. Ve insanların bütün yaptıkları kayıt altında. Onlar da bir şahit durumunda. Öte yandan insanların kendi azaları da şehadette bulunuyor. Göz harama baktıysa ben baktım diyor. El hırsızlık yaptıysa ben yaptım diyor. Ayak haram yerlere gitmişse ben gittim diyor. İşte şahitlerin şehadette bulunacağı günde Allah peygamberlere ve ehli imana yardım eder. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْذِرَتُهُمْ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْذِرَتُهُمْ. O gün zalimlerin mazeretleri kendilerine bir fayda vermez. Yani o zalim olanlar yalandan bahaneler bulmak isteyebilirler. Kendilerine göre sudan bahanelerle kendilerini kurtarmaya çalışabilirler. Ama onların mazeretleri kendilerine fayda vermeyecek. وَلَهُمُ الْلَانَةِ, ve onlara lanet var. Lanet Allah'ın rahmetinden uzak olmak. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu gibi kafirlerin hem melekler tarafından hem bir takım başkaları peygamberler gibi lanet ediciler tarafından lanetlendiği ifade ediliyor. Hatta bazılarıyla alakalı lanahumullah, Allah onlara lanet etti ifadesi yer almakta. İşte Allah-u Teala'nın lanet etmesi onları rahmetinden uzak kılması anlamındadır. Yani onlar Allah'ın rahmetinden artık uzaktırlar. Ve lehum su'uddar, ve onlar için kötü diyar var. Yani diğer alemde iyi diyar cennettir ve orada her şey en güzeldir, en ideal boyutlardadır. Ama cehennemde ise her şey azaba göre tanzim edilmiştir. Her şey azabı daha da artıracak şekilde yapılmıştır. Onlara dar olarak, içinde kalacakları yer olarak
en kötü bir yer bulunmaktadır. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti vermiştik. وَاَوْرَثْنَا بَنِي اِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ Ve İsrail oğullarını kitaba varis kılmıştık. Yani Hz. Musa'ya verilen kitap bir hidayet rehberiydi. Yol gösteriyordu. Ve Hz. Musa'nın vefatından sonra da İsrail oğullarına o kitabı varis kıldık. Yani İsrail oğulları o kitaba mirasçı oldular. Hüden ve zikra o kitap bir hidayettir ve bir öğüttür. Li ulil elbab akıl sahibi olanlar için bir hidayettir ve bir öğüttür. Akıl sahibi aslında Allahu Teala normalde her insana akıl veriyor ama herkes aklını kullanamayabiliyor. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetlerle dolu, kainat kitabı pek çok ayetlerle dolu. Daha önce gönderilmiş olan kitaplar nice ibretli, hikmetli şeylerle dolu ama bunlardan istifade edenler aklını kullanan insanlar. Aklını kullanamayanlar her ne kadar kendilerine gelen kitap hikmetlerle, ibretlerle dolu da olsa kulak vermiyorlar. Kainat kitabı tekvini ayetlerle dop dolu da olsa ki öyledir. Bu ayetlerden istifade edemiyorlar. Fasbir ey peygamber artık sen sabret. İnne vaadallahi hak. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ Ve günahın için istiğfar et. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْاَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ Ve Rabbine sabah akşam hamd ile tesbih et. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir hitap görüyoruz. Daha önce Hazreti Musa'dan bahsedildi. Diğer alemde kafirlerin durumlarından bahsedildi. Dolayısıyla diğer alemde kafirler için bir azap var. İşte önceki dönemlerde Hazreti Musa gibi peygamberler gönderildi ve bunlar netice itibariyle galip geldiler. Ey peygamber, öyleyse sen de sabret. Hazreti Musa kavminden de çok çekti. Çok böyle muhalefetleri oldu. Senin kavminden de sana muhalefet edenler var ama dert etme, sen sabret, yoluna devam et. İnne vaadallahi hak. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Bu sure Mekki surelerden. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o dönemde gerçekten çok zor bir dönemdeydi. Ve ehli iman çok zor şartlar altında dini yaşıyorlardı. Ama sabrettiler. Medine döneminde Müslümanlar rahata kavuştu. İmkanları arttı. Ve netice itibariyle galip de geldiler. O zamanki Firavun durumunda olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Cehil ile alakalı bu ümmetin Firavunu Ebu Cehil'dir sözü vardır. İşte o zamanın Firavunu olan Ebu Cehil Bedir'de öldürüldü. Daha nice küfrün önderleri Bedir'de hayatlarını kaybetti. Böylece ilahi vaat Müslümanların galebesiyle alakalı, bu dinin diğer dinlere üstün gelmesiyle alakalı İlahi vaat daha peygamberimizin sağlığında, hayatında gerçekleşti. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılanlar ehli imana da bir sabır dersi veriyor. Zaman zaman kara günler olabilir. Zaman zaman Müslümanlar çok zor şartlar altında kalabilirler. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim bize sebat dersi veriyor. Sabır dersi veriyor. Ve acele etmemek. Seuriikum daral fasikin, fasıkların yurdunu size göstereceğim. Yani oralar sizin olacak. Cenab-ı Hak bu gibi vaatlerde bulunuyor. Huvellezî arsala rasûlehu bil hudâ ve dinil hak. O Allah ki peygamberini hak dinle gönderdi ve liyuzhirahu aleddini küllihi, onun dinini bütün dinlere üstün kılacak. Bu gibi ilahi müjdeler var. Gerçekten bu hak din diğer dinlere galip geldi ve galip gelmeye de devam ediyor. Zaman zaman bölgesel olarak Müslümanların bir takım sıkıntıları olabilir ama vel akibetu lil muttakin, akibet müttaki olanlarındır. Gerçekten günahlardan uzak kalan, sakınan kimseler netice itibariyle galip geleceklerdir. Ve
bu galebe dünyada olduğu gibi diğer alemde çok daha net bir şekilde görülecektir. Dünya hayatında ehli imanın bir miktar zahmet çekmesi, sıkıntı çekmesi o da imtihanın bir gereğidir. Yoksa cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Ehli imanın cenneti hak edebilmesi, kazanabilmesi için böyle bir çile sürecinden geçmesi gerekiyor. Ve bu noktada Kur'an-ı Kerim em hasibtum en tedhulul cenne ve lemma yetikum meselul lezina halav min gablikum buyuruyor. Yani sizden öncekilerin başına gelen zor, çetin haller sizin başınıza gelmeden hemen cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Yani cennet o kadar ucuz değil, cennete girmek o kadar kolay değil. Bunun bir bedeli var. Ona göre ehli iman ciddi bir imtihanla karşı karşıya ve o ciddi imtihan içerisinde kendilerini ispat etmeleri gerekiyor. İmanlarında sadık olduklarını göstermeleri gerekiyor. İşte bu açıdan Kur'an-ı Kerim fasbir, ey peygamber sen sabret. İnne vaadallahi hak. Allah'ın vaadi gerçekten haktır. Peygamberimize talimat veriyor ve geleceğe yönelik bir şekilde haber verilen müjdelerin tahakkuk edeceğini söylüyor. Vestağfir li zenbik, günahın için istiğfar et. Bu peygamberimize yönelik bir hitap. Peygamberler masumdur. En masumu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ama ayetteki ifadede günahın için istiğfar et denilmiş. Acaba peygamberin zembi, günahı ne olabilir? Masum olduğu halde en azından bu şöyle değerlendirilebilir. Hasenatul ebrar, seyyiatul mukarrebin. Yani iyi insanların hasene olarak gördüğü şeyler daha üst düzey insanlar için seyyiye sayılır. Dolayısıyla en üst makamda olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir takım kararlarında hakka tam isabet edememişse, buna zelle deniliyor, içtihadında tam isabet edememek, böyle bir durumda bundan dolayı istiğfar etmesi. Öte yandan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daimi terakkide, manen daima yükselişte. Böyle olunca bir gün geriye dönüp baktığında o gerideki hali biraz geride kalıyor. Bundan dolayı istiğfar etmesi. Bir de her şeyin bir ideal boyutu var. Elbette peygamber yaptığı şeyi en ideal boyutlarda yapmaya çalışır. Ama nefsül emirde ona tam isabet edememek gibi bir durum söz konusu olmuşsa bundan dolayı da yine istiğfarda bulunması gerekiyor. Ve bu ümmete aynı zamanda bir derstir. Peygamber masum olduğu halde istiğfar ediyor. Günahlarla iç içe olan diğer insanların elbette bu şekilde istiğfarda bulunmaları gerekir. Ve sabah akşam Rabbine tesbih et. Bu da peygamberimize verilen ve dolayısıyla ümmetine verilen emirlerden. Cenab-ı Hak bizleri cennet ehli olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.